İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Ararat Dağı yılın her mevsiminde ayrı bir güzelliğe sahip. Ermenistan Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetler Yönetim Kadrosu'nun operasyonel toplantısı gerçekleşti. Toplantıya Artsakh Cumhuriyeti Savunma Ordusu'nun komuta yetkilileri de katıldı. Ermenistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Yunanistan Cumhurbaşkanı'na ulusal günler nedeniyle tebrik mesajı gönderdi. Erdoğan Rusya'yı ziyaret edecek. Türkler tarafından soykırıma uğrayanlara adanmış 30 yıl süren soykırım adlı yeni bir kitap yayınlandı. Samvel Garabedyan, Dativank Manastırı'nın ünlü çift haçkarlarını satın almaya çalıştılar. Batı Ermenistan'ın en yüksek dağı olan Ararat Dağı ile yanındaki küçük Ararat Dağı'nın zirvelerinde oluşan sis bulutu eşsiz görüntü oluşturdu. Bayazıt'a kar yağışının ardından oluşan sis bulutu, Batı Ermenistan'ın çatısı olarak anılan 5165 metre rakımlı Ararat Dağı ile yanındaki 3925 metre yüksekliğindeki küçük Ararat Dağı'nın zirvelerini kapladı. Batı Ermenistan'ın yanı sıra İran, Doğu Ermenistan ve Nahçıvan'dan da görülen büyük ve küçük Ararat Dağları'ndaki sis tabakası nedeniyle güzel manzara ortaya çıktı. Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı'nın Silahlı Kuvvetler Komutanlığı'nın operasyonel bir toplantısı 25 Mart'ta yönetim kompleksinde başladı. İki Ermeni Cumhuriyeti'nin silahlı kuvvetlerinin işbirliği çerçevesinde gerçekleşen toplantıya Artsakh Cumhuriyeti Savunma Ordusu'nun komuta heyeti temsilcileri de katıldı. Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı'ndan NÜSİAYM'e yapılan açıklamada Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakanı David Donayan, toplantıya katılanları ve silahlı güçlerin yönetim kadrosunun bilgilerinin mükemmellik bağlamındaki rolü ile önemini kutlamış ve bölgedeki askeri politik durum, ondan gelebilecek olası gelişmeler konulu bir konuşmada bulunmuştur. Ermenistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Yunanistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Prokopios Pavlopoulos'a ülkesinin ulusal bayramı olan Bağımsızlık Günü vesilesiyle tebrik mesajı gönderdi. Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Ermenistan Cumhuriyeti ile Yunanistan arasındaki etkin işbirliğinin iki ülkenin ilerlemesine ve refahına hizmet edecek sürekliliğe sahip olacağına inandığını belirtti. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 8 Nisan'da Rusya'ya günübirlik bir ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaret kapsamında Rusya ve Türkiye liderleri üst düzey işbirliği konsey toplantısının 8.sine başkanlık edecek. Putin ve Erdoğan, Türkiye-Rusya Kültür ve Turizm Yılı'nın açılışı dolayısıyla Bolşoy Tiyatrosu'nda sahnelenecek Troya Operası'nı izleyecek. Tanınmış İngiliz tarihçi The Independent muhabiri Robert Fisk, son makalesinde Yahudi tarihçi Benjamin Morris'in Türk liderlerinin gerçekleştirdiği soykırımlara adanmış 30 yıllık soykırım kitabına değindi. Yazara göre kitabı tamamlamak için 9 yıl gerekti. Kitap, 2,5 milyon Hristiyan katliamı olan Atatürk'ün doğrudan katılımını anlatıyor. Yazar, dinler insanları gerçekten aşırı şiddete itiyor dedi. Kitaba başka bir Yahudi tarihçi Dror Ze'ev'in de katkısı bulunmaktadır. Kitap, Harvard Üniversitesi tarafından Nisan ayında yayınlanacak ve Türkler arasında büyük bir kızgınlığa neden olması bekleniyor. Kitap, 30 yıl süren Ermeni, Rum ve Süryani soykırımlarının İslam'dan ilham alındığını vurguluyor. Ancak Fisk, 35 yıl boyunca Ermenilere karşı soykırım hakkında yazarak cihadın soykırımın temeli olduğundan şüpheleniyorum iddiasında bulundu. Soykırımın temeli, tabii ki müftülere iddia edilen dini bir kutsal savaşın Hristiyanlara karşı olduğu söylendi. Ancak gerçeği ispat etmek için Alman askerlerinin Türk ordusunu, Alman diplomatlarını ve Türkiye'de çalışan iş adamlarını eğittiği, düzenli olarak ülkelerine mektuplar yazdıklarını ve ne gördüklerini anlattıkları göz önüne alınabilir. Morris ve Ze'ev'in aşırı dine ilişkin konusundaki ısrarı karşısında hayrete düşmüştüm. Fisk ayrıca Türkiye'nin soykırımı mükemmel bir şekilde tasarladığını ve uyguladığını kanıtlayan Ermeni yabancı yetkililer ve misyonerlerin kanıtlarından da söz ediyor. Fisk makalesinin sonunda Amerikan misyonerlerinden birinin sözlerini aktarıyor. Türkler kan, tecavüz, zulüm ve güçlü oldukları duygusuyla sarhoştular. Anıt uzmanı Samvel Karapetyan, Facebook sayfasında Dadivank'taki çift haçkarlara değinerek 1880'lerde iki İngiliz bu haçkarları 10 bin rubliden satın almak ve İngiltere'ye götürmek istedi.
fakat halkımız bu teklifi reddetmişti dedi. 1887-1890'larda iki Fransız aynı teklifi yapmıştı ve bu teklif de reddedildi. 1901 yılında bir Fransız yine aynı teklifi boşuna yaptı. Ulusal zenginliğin yabancılaştırma girişimlerini sürekli önleyen herkese saygı duyuyoruz. Dadibank Manastırı'nın 1283 yılında inşa edilmiş olan ikiz açgarları ana vatanlarında dimdik ayakta duruyor. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Daronluların Snorki Griv adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.